Gün sonundan herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Haftanın ilk işlem gününü birlikte değerlendireceğiz. Saatler 18.30'u gösterene dek birlikte olacağız. Her pazartesi olduğu gibi bugün de yine Stüdyo Zürih ile karşınızdayız efendim. Sayın Tahsin Aygün ile birlikte bugün enflasyonu ve dünya genelinde beklentileri ele alacağız. Bir diğer taraftansa kripto dünyasına mutlaka bakacağız. Çünkü hafta sonu yaşanan gelişmelerin önümüzdeki süreç beklentilerini değerlendirecek bize. Aynı zamanda diğer konuklarımızla da hem yurt içi hem küresel taraftaki gelişmeler ele alınacak. Öncelikle tanıyalım kimler bize eşlik ediyor. Günün öne çıkan başlıkları ile ilerleyelim. Bugün esnafa destek paketi geliyor açıklaması geldi. Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşanan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bugün de kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren mesajlar vermesi bekleniyor. Aynı zamanda kabine toplantısında 1 Haziran sonrası yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağıysa şekillenecek. Toplantıda bir diğer tarafta esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlarsa değerlendirilecek. Ve geçelim bankacılık sistemine. Krediler azalırken mevduatların arttığı görüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 3 trilyon 801 milyar liradan 3 trilyon 790 milyar liraya gelirken tüketici kredileri 693 milyar TL'den 691 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları ise 155,6 milyar TL'den 151 milyar TL'ye geriledi. Türkiye'de kademeli normalleşme başladı. İçişleri Bakanlığı bu sabahtan itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerinin genelgesini açıkladı ve akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması 21'de başlayacak. Hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Türkiye'de Ramazan bayramında da kapsayan tam kapanma dönemi ise sona ermiş görünüyor. Ve gidiyoruz ilave istihdama. Ucuz kredi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda ucuz kredi sağlanmasına yönelik düzenlemenin yer aldığı torba teklif bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Ekonomik reform paketinde ise yer alan ilave istihdam desteği ile ilgili mikro ve küçük ölçekli işletmelerde 5 ilave istihdam için 500 bin liraya kadar kredi desteği sağlanıyor. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine geçelim. Artış yaşandığı göründü. Bankanın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 944 milyon dolar arttı. Detaylarını izleyelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt döviz rezerv verileri açıklandı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 944 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre bir önceki hafta 46 milyar 915 milyon dolar olan rezervler 7 Mayıs'la sona eren haftada 48 milyar 859 milyon dolara geldi. Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 936 milyon dolar seviyesinden 41 milyar 469 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 87 milyar 851 milyon dolar olan seviyesinden 90 milyar 328 milyon dolar seviyesine geldi. Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolarla tarihi zirvesini gördü. Hemen rakamlarla devam edelim. Bugün Borsa İstanbul'da görüntü yeşile işaret etti. Alış tarafı iştah yüksekti fakat yüzdesel anlamda yine %1'in altındaydı. Genel hatlarıyla ise destek olarak şu an için 1451 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabası içinde 1450 puan burada ön plana çıkıyor. Anlıksa %0,7'lik yükseliş var. BIST 50'de 1256, BIST 30'da ise 1523 puan seviyelerini takip ediyoruz diyelim ve kur tarafına geçelim. Özellikle bayram tatili esnasında buradaki yükseliş
%5 dikkat çekmişti. 8.45'li seviyelerin üzerine geldi. An itibariyle bugün piyasanın açılmasıyla birlikte %1,13'lük düşüş var kur tarafında ve 8.35-52'leri şu an için okuyoruz. Euro-TL tarafında 10,15'li seviyeler ki burada da %1'in üzerinde bir düşüş Euro tarafında gözlemlenmekte. Pound-TL 11,80'li seviyelerde, İsviçre frangı TL 9,28 ve sepet kursa 9,26'lı seviyelerde diyebiliriz. An itibariyle ortalamada %1'lik bir TL karşısındaki hafta tatil esnasında aslında yaşanan primlenmesinin biraz daha iadesini geri almış gösteriyor bize TL tarafı diyelim ve devam edelim. Hemen küresel boyutta da biraz değerlendirelim. Şöyle dolar endeksine bakacak olursak 90,27 aslında herhangi bir yatay pozisyonda şu an için göründüğünü bize işaret ediyor bulunduğu seviye. Euro dolarsa 1,21-1,48'lerden okunuyor. Pound dolar 1,41'li seviyelere çıkmıştı. Burada kendini koruma çabası içinde geçtiğimiz haftalarda dolar yen 109,16'lı seviyelerdeyken dolar İsviçre frangı ise 0,90'lı seviyelerden anlık işaret ediliyor ve burada genel hatlarıyla ekrana yansıyan para birimlerinde doların bugün biraz daha yatay bir görüntüye hakim olduğunu söyleyelim. Devam edelim, Avrupa borsalarına geçiş yapalım. Oradaki bakalım risk iştahı şu an için genel hatlarıyla nasıl? Risk iştahı yine küresel tarafta da güçlü bir duruş henüz sergilemiyor. Burada da zaten yüzdesel anlamda ki düşüşleri gözden kaçırmayacak şekilde Fransa Kakaran 40 endeksinin daha da fazla negatif ayrıştığını bize gösteriyor. Yüzdesel anlamda Fransa tarafında daha satışların derinleştiğini gösteriyor bize. Eurostoxx 54.011'li seviyelerde, Almanya DAX 15.429'la yatay pozitif görünümle bir ayrışma yaşıyor. Fransa 6.376 demiştik, İngiltere tarafında 7.038 puan seviyesini takip ederken İspanya'da ise 9.148 puan seviyesini anlık takip ediyoruz. Hemen gidiyoruz Amerika tarafına, tahvil faizlerine bakalım. Dolar endeksindeki görüntü yataydı. Burada 10 yıllıklar tabii ki dikkat çekici ve 1.64'lü seviyelerin üzerinde genel bir okunuyor. %0,7'lik anlık yükselişle birlikte ama yine de 1.65 bandı burada önemli nokta. 1.65'i kırdığında bakalım sert yükseliş veya sert düşüşler yaşanacak mı? 10 yıllık tahvil faizlerinde 2 yıllık yatay 0,153, 30 yıllıktaysa 2,35'li seviyeleri okuyabiliyoruz diyelim. Amerika tarafında bu sefer vadeli hisse senetlerine geçelim. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq tarafında da yine düşüşlerin hakim olduğunu görüyoruz. 34.317 Dow Jones, S&P 500 4.162'de, Nasdaq ise 13.311 puan seviyelerinde şu an izlenmekte. Ve emtia cephesi. Emtia tarafında özellikle altın tarafında bir hareketlilik vardı. Yukarıya doğru demiştik. 1830 dolar seviyesinin üzerindeydi. An itibariyle ise 1853 dolar seviyesinde okuyoruz. %0,5'lik yükseliş ki bu da yaklaşık 10 dolarlık kabaca bir yükseliş işaret ediyor. Brent petrol ve ham petrol tarafında yükseliş eğilimi var. Yaşanan tabii ki gelişmeler petrol cephesini yakından ilgilendiriyor. Ve fiyatla bakalım hangi yöne doğru istikrar sağlayacak. 69 doların hemen altında okuyoruz varil fiyatını. Ham petrolde ise 65 dolar 60 centli seviyeler anlık okunmakta. Kripto dünyasına da geçecek olursak, 24 saat açık bir piyasadan bahsedecek olursak, özellikle burada yatırım yapanlar hafta sonu tüm yaşanan gelişmeleri yakından takip etti. Tabii ki birçok haber akışı burada kripto dünyasını etkiliyor. Burada Türker Balkar'a gideceğiz ve ondan öğreneceğiz detayları. Bitcoin tarafında 45 bin dolarlı seviyeler görülüyor. Bunun da altını haylice kırmıştı. %10'a yakın bir anlık ise düşüş performansı gösteriyor. TL tarafındaysa 376.400 TL'li seviyelerde. Ethereum'da ise 4.000 dolarlı seviyelerin üzerine kırdığını hatırlayalım. 4.300 dolarlı seviyelere kadar geldi. Beklenti 5.000 dolardı ancak Bitcoin'in bu düşüşüne tabii ki sessiz kalmadı. Fakat bununla bir bağlantısı var mı yok mu yoksa ayrışan noktalar olacak mı öğreneceğiz. 3.454 dolar seviyesinde okuyoruz. %0,8'lik düşüşle birlikte diyelim, konuklarımızla devam edelim. Konuğumuzsa Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ bizlerle. Eda hoş geldin, iyi haftalar olsun. Merhaba,
Merhabalar Özlem, iyi yayınlar, iyi haftalar dilerim sana da. Teşekkür ederim. Şöyle aslında küresel boyutla şöyle ele alacak olursak bu hafta nasıl bir hafta olacak? Piyasalar üzerinde neler etkin olacak? Geçtiğimiz hafta artan enflasyon endişeleri nedeniyle oldukça volatil bir haftayı geride bıraktık. Özellikle haftanın ilk yarısı satıcılı ve sonrasında yurt içi piyasalar kapalı olduğu zaman da dışarının biraz daha kayıplarını telafi ettiğini gözlemledik. Şimdi haftanın ilk işlem gününe bakacak olursam yine yurt içi piyasalarda alıcılı seyirler gözlemleniyor ama dışarısı için aynı şey söylemek biraz zor. Risk iştahı zayıf. Sabah saatlerinden bu yana ABD vadelerinde zaten satıcılı bir görünüm vardı. Spot açıldı. Spotta da aynı şekilde satıcılı görünüm dikkat çekmekte. Avrupa tarafı aynı şekilde ekside. Dolayısıyla risk iştahının biraz daha zayıf olduğu bir güne başladı. Daha doğrusu haftaya başladı desek yanlış olmaz yurt dışı piyasalar açısından. Şimdi bu haftanın gündeminde neler olacak? Bizim içeride biraz daha bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları önem arz ediyor. Dolayısıyla yurt içi piyasalar bu akşam gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Onun dışında açıklanacak çok önemli bir veri akışı bulunmuyor Türkiye tarafında. Yurt dışında biraz daha FED toplantısının tutanakları ön planda olacaktır. Çarşamba akşamı açıklanacak. Aslında taze bir veri değil ama yine de iki günlük süren toplantının satır aralarını okumamız açısından biraz daha önem arz ettiğini ben düşünüyorum. Ama yine de fiyatlamalar tarafında çok ciddi bir hareket yaratmasını da beklemem. Onun dışında global tarafta hem imalat hem de hizmetler sektörünü yansıtan PMI verileri takip ediliyor olacak. Özellikle son dönemde Amerika tarafında veriler oldukça fiyatlamalar tarafında hissediliyor. Yani eskiden biraz daha verilerin ikinci planda kaldığı günleri konuşuyorduk ama şu anda biraz daha verilerin ön plana çıktığı günlere geri dönmüş durumdayız. Özellikle Amerika tarafını konuşacak olursam. Bu nedenle ABD verileri bundan sonraki süreçte biraz daha yakından takip edilmeli. Hem piyasa ekonomik anlamda verileri yorumlayacak. Hani Amerika ekonomisinde işler gerçekten yolunda gidiyor mu yorumunu getirmek adına önemli olacaktır. Bir diğer taraftan özellikle artan enflasyon endişeleri nedeniyle gözler FED'e çevriliyor. Faizlerde veya varlık alımlarında herhangi bir değişikliğe gidilebilir mi endişesi hala aslında hakim ki biz bunu zaten fiyatlamalar tarafında da gözlemleyebiliyoruz. Şimdilik her ne kadar FED kısa vade içerisinde bir aksiyon almayacağını ifade etse de yine de veriler biraz daha belirleyici olacaktır. Bu nedenle önümüzdeki dönem için ben ABD verilerini biraz ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu hafta tarafında da az önce ifade ettiğim veriler dışında bir de FED üyelerinin konuşmalarını eklemem gerekiyor. Çünkü son dönemde FED üyelerinin konuşmaları da hem fiyatlarda etkisini gösteriyor hem piyasa biraz daha yol görmek istiyor onların açıklamalarıyla bazı açıklamalar belirleyici olabiliyor. Bu nedenle yine takvim yoğun FED tarafında yani konuşmalarda bu haftanın gündeminde olacaktır diye düşünüyorum. Evet, aslında çokça gelişme var değil mi Eda, senin de aktardığın gibi. Hem endişelerin yine belirsizliklerin hakim olduğu bir haftayı sanki önümüzdeki süreçte karşılıyoruz. Peki Borsa İstanbul performansı 1450 puan seviyesinde, hem hacimsel tarafta tatmin edici mi, önümüzdeki süreçte de sence burada bir kırılma yaşanır mı? Şimdi geçtiğimiz hafta 2,5 günlük bir işlem vardı yurt içi piyasalarda. Hacim zayıftı. Piyasada tatil öncesi çok fazla risk almak istemediği için tepkiler sınırlı kaldı. Ve aslında biraz şanslı olduğumuzu da gördüm. Çünkü dışarıdaki satışlar çok fazla bizi etkilemedi. Biraz daha sınırlı kaldı ve zaten çarşamba yarım günde işlem olduğu için dolayısıyla biz Amerika'daki enflasyonu görmedik ve ondan sonraki satışların devamında da çok kendimiz etkilenemedik borsalar kapalı olduğu için. Sonrasında da zaten telafi edilmesiyle beraber biz aslında bugüne oldukça iyimser bir başlangıç yaptık. Özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarına da bakıyorum. Dolar karşısında karışık bir görünüm var ama TL bugün dolar karşısında yaklaşık %1'in üzerinde değerleniyor, değer kazanıyor. Yani biraz daha yurt içi piyasalar tarafında olumlu bir görünüm var. Bunun aslında hani
Şimdilik en sıcak gelişme dün özellikle yayınlanan 1 Haziran'a kadar yeni kontrollü normalleşme takvimi olarak yorumlayabiliriz. Artık Türkiye'de yavaş yavaş o 17 günlük kapanmanın ardından normalleşme yolunda atılan adımların etkisi biraz daha piyasalar tarafından iyimser algılandı. Özellikle bugün zaten kabine toplantısı yapılıyor şu anda. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özellikle 1 Haziran sonrası için biraz daha beklentiler var. Esnafa yönelik, destek paketine yönelik beklentiler var. Yani biraz daha sektörel anlamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum bundan sonraki süreç açısından. Borsa İstanbul'da da geçtiğimiz hafta biz zaten 1460'lara doğru bir yükseliş görmüştük. Sonrasında tabii ki dışarının satışlarıyla beraber bu yükselişe bir miktar ara verdi. Ama yine de kapanışını 1440'larda gerçekleştirmişti. Şu sıralarda hacim konusunda yine çok güçlü değiliz. Yaklaşık 12 milyar liralık bir hacim var. Aslında yine de çok güçlü alımların geldiğini gözlemleyemiyorum. Biraz yabancının desteği, yabancının ilgisizliği devam ediyor. Yabancı takas oranına baktığım zaman bunu görebilmekteyim. Fiyatlamalarda da şimdilik teknik seviye konuşacak olursam Borsa İstanbul'da 1423'ü aşağıda destek noktası olarak takip ediyorum. 1460'ı da direnç alanı olarak izleyebiliriz. Ve özellikle 1423 ve 1460 aralığında Borsa İstanbul seyrettiği takdirde zaten yeni bir fiyat hareketi oluşturabilecek güçte olmadığını düşünürüm. Yani bir süre daha temkinli kalabilir, bir süre daha bu aralıkta kendisine bir yol izlemek isteyebilir diye yorum getirebilirim. Yani kısa vade için göstergeler biraz daha olumlu ama 1460 üzerinde kapanışlar görebilelim ki bu yükselişin devam etmesini öngörmek daha da mümkün olur. Ama bir de unutmamak lazım, bugün İç piyasaya dair biraz daha olumlu bir tablo var. TL dolar karşısında değer kaybediyor. Amerika'da tahvil faizleri gevşiyor. Ama dışarıda risk iştahı çok güçlü değil. Biz dışarıdan kendimizi besleyemezsek 1460 seviyesinin üzerinde de çok güçlü kapanışlar önümüzdeki dönem için biraz zorlaşabilir düşüncesindeyim. Eda, sözlerin arasında da dedin, sektör özelinde ayrışmalar gözlemlenebilir. Bu sektörlerde özellikle hisse tarafında bulunmak isteyen yatırımcılar için hangi sektörlerin biraz daha dikkatli analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorsun? Şimdi aslında uzun zamandır konuştuğumuz birçok sektör var. Bunların başında demir çelik geliyor. Demir çelik hisselerinde oldukça oynaklık yüksekti. Yukarı yönde hareketler izlendi. Belki bugüne bakacak olursam biraz metal sanayi tarafında günlük bazda bir negatif bir tablo söz konusu. Hani geçtiğimiz günlerdeki alımların, geçtiğimiz günlerdeki o tablonun yerini biraz sanki satışlar almış gibi ama en azından yine demir çelik fiyatlarına dair orta vadede yükseliş beklentisini koruyor piyasa. Bu nedenle ben hala demir çelik sektörünün yatırımcılar tarafından izlenmesini düşünüyorum. Yani izlenmesi gerektiğini aslında bir nevi önermekteyim. Diğer taraftan yine gıda ve perakende var, beyaz eşya var, telekomünikasyon var, bilişim var. Bunlar aslında hala orta ve uzun vadede yatırımcılar tarafından takip edilmesi gereken sektörler olarak değerlendiriliyor. Diğer taraftan tabii şu anda biraz daha ulaştırma, turizm tarafı için aslında destek verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Özellikle biraz daha restoranların kapalı olması, esnafın bu anlamda zor bir süreçten geçiyor olması, biraz aslında bu akşamki açıklamalar bu tarafa yönelik olacağı düşüncesinde piyasa. Biraz bu tarafın hareketlendirilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan tabii ki özellikle 1 Haziran sonrası alınacak kararlarla beraber biraz ulaştırma ve turizm tarafının ön plana çıkması. Zaten aslında biraz 17 günlük kapanmayla beraber bu sektörler hareketlenmeye başlamıştı. Çünkü bu sektörlere dair biraz daha destekleyici bir tedbir alınmıştı. Özellikle Turizm Bakanı da yaklaşık 30 milyon turist hedefini koruduklarını ifade ediyor. Yani bu durum daha değişiklik göstermedi. Bu da tabii ki hem ulaştırmanın hem de turizm sektörlerinin en azından önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde konuşulma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Ama özellikle turizm tarafından ne kadar güçlü bir tablo görürüz bilinmez. Yani
geçen seneyle belki paralel bir turist girişi olabilir ülkeye veya belki biraz daha az bile olabilir. Bu nedenle biraz kritik bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yakından takip edilmeli. Özellikle vaka sayılarının seyri, alınacak tedbirler, kararlar biraz daha belirleyici olacaktır düşüncesindeyim. Hemen şöyle bir diğer taraftaysa kur tarafındaki hareketliliği analiz edelim. Dediğin gibi aslında enflasyondaki bu volatil hal kur tarafına da yansıdı. Tabii ki şu an işlem bazında değerlendirecek olursak daha düşüktü ama pazartesi günü de hızlı bir toparlanma işaret etti kur tarafı. Beklentinle birlikte bu hafta yaşanan dalgalanmalar önümüzdeki süreçte de sence etkin olacak mıdır? Dışarıyı yakından takip etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü doların görünümü oldukça etkileyici oluyor. Mesela bugün dolar endeksinde biraz daha yatay ve zayıf bir görünüm söz konusu. Bu biraz daha Türk lirasının dolar karşısında değerlenmesini destekledi. Evet, zaten Türk varlıklarında bir hassasiyetin olduğunu biz artık son dönemde çok fazla konuşur olduk. Dolayısıyla gelen bir haber ya da açıklanan bir veriyle beraber dışarıdaki gelişmelerin etkisi kur üzerinde anında tepki vermesine neden olabiliyor. Ama son dönemdeki hareketine bakacak olursam evet zaman zaman yukarı yönde tepkiler aldık ama yine de sınırlı kaldığını görmüş olduk. Yani dolar TL tarafı biraz daha temkinli hareket ettiğini ben düşünüyorum. Diğer taraftan bu hafta mesela Türkiye tarafı için konuşacak olursam zaten çok fazla veri bazlı hareket görmeyiz biz dolar TL'de. Daha çok yurt dışındaki gelişmeler, Fed'in açıklamaları, tahvil faizinin seyri, doların aynı şekilde görünümü ve tabii ki küresel anlamda risk iştahı biraz daha belirleyici oluyor. Şimdi bu haftanın ilk işlem günü için risk iştahı çok güçlü değil dedik ama geçtiğimiz haftaya da kıyaslayacak olursak en azından çok ciddi satışların olmadığı bir hafta. Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de ekonomik anlamda artık yavaş yavaş toparlanma sinyalleri geliyor. Aşılamanın etkisi, aşılamanın hızlanması oralarda oldukça etkili olmaya başladı. Bu da tabii ki özellikle ABD borsalarını aslında olumlu etkiliyor. Dolayısıyla ben Amerika tarafında biraz daha iyimser senaryoları konuşmaya başladığımızı düşünüyorum. Bu nedenle ben bu hafta çok olası bir durumla karşılaşmadığımız takdirde ve tabii ki tahvil faizi tekrardan 1.70'lerin üzerine sert bir tepki oluşturmadığı takdirde ben ABD borsalarındaki kayıpların sınırlı kalmasını beklerim. Dolar şimdilik çok güçlü değil. Doları özellikle Fed'in tabii ki destekleyici politikasını koruyor olması en azından doların yukarı yönlü hareketini biraz daha sınırlı kılıyor. Bu da zaten kurun da hareketinin daha temkinli kalmasını desteklediğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik dolar TL'deki görünüm biraz daha yatay seyredebilir düşüncesindeyim. Ben şöyle biraz daha nasıl diyelim getirisi sabit, güvenli olarak tarafta bulunan yatırım tarafını da sorgulamak istiyorum. Şimdi beklentiler var tabii faiz tarafında kararlar değişecek mi, önümüzdeki süreçte neler olacak ama sence yatırımcının şu an için tasarruflarını nerede değerlendirmesi ve orada beklenti içine girmesi gerekiyor? Çünkü altında da bir hareketlilik var. Diğer tarafta işte Eurobond, tahvil faizleri bunlar sence nasıl analiz edilerek doğru güvenli limanda bulunmamızı sağlayacaktır? Tabii şimdi piyasadaki ani hareketler ya da piyasadaki oynaklığı da göz önünde bulundurduğumuz zaman biraz daha portföyü dikkatli bir şekilde belirlemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu konuştuğumuz konu başlıkları veya bu birazdan söyleyeceğimiz şeyler riski seven yatırımcılar için çok belirleyici olmayabilir. Çünkü zaten riski seven yatırımcı piyasada her zaman var oluyor ama biraz daha riskten kaçınan, biraz daha riski az seven yatırımcılar için daha dikkatli olunması gereken günlerde olduğumuzu ben düşünüyorum. Özellikle şimdi sen de az önce ifade ettin, altın tarafında hareketlilik var. Emtialarda bir artış söz konusu. Zaten küresel anlamda emtia fiyatlarındaki artışın da biz zaten endişelerini hissedebiliyoruz. Bu nedenle ben biraz daha emtia tarafını ön plana çıkarmak isterim. Yani portföylerde biraz daha emtianın ağırlığı arttırılabilir. Gram altında da aynı şekilde mevcutta zaten pozisyonlar varsa korunabilir. İlave pozisyonlar için bence gram altında biraz beklenebilir düşüncesindeyim. Çünkü son günlerde çok ani bir yükseliş gerçekleştirdi. Dolayısıyla bunun teknik bir düzeltmesi olabilir. Bunun dışında tabii baktığın zaman yatırım fonları var. Faizler tarafında bir süre daha biz aslında mevcut politikamızı koruyacağımız için aslında zaten bir faiz artışı dönemi de olmadığında faiz konusu belki
biraz daha kısa vade için düşünülebilir ama orta ve uzun vade için çok da sıcak bakılmadığını ben gözlemlemekteyim. Dolayısıyla biraz faiz konusunda dikkatli bir adım atılmalı. Hisse senetleri tarafında da az önce bahsettiğimiz sektörler var. Biraz daha sektörel anlamda iyi bir analiz yapılarak belki seçici davranılabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu süreç daha dikkatli ve temkinli hareket edilerek yapılabilir. Çünkü piyasada evet bazı şeyleri öngörebiliyoruz, bazı beklentiler oluşabiliyor ama bazen de jeopolitik risklerin ön plana çıkmasıyla beraber bütün beklentiler değişiklik gösterebiliyor. Dolayısıyla bunlar da göz önünde bulundurulmalı diye düşünüyorum. Evet, Seda, şöyle hemen küçük bir de sormak istiyorum. Gümüş tarafında analizin var mı gümüşle ilgili? Tabii gümüş tarafında da şimdi 27 dolar seviyelerindeyiz. Evet. Özellikle gümüşü niye biz bu kadar konuşmaya başladık? Hı-hı. Yenilebilir enerjinin ön plana çıkmasıyla. Çünkü gümüş bu anlamda oldukça önemli bir metal, önemli bir emtia tarafı. Hı-hı. Ve bu nedenle evet gümüş fiyatlarında da yukarı yönde bir tepki oluşmaya başladı. Teknikte de şu anda bence 25 ve 26 dolar seviyelerin üzerinde kaldığı sürece zaten yukarı yönlü eğimini korumaya devam edebilir. Tabii ki biraz temel hikayeden destek bulması lazım, hı-hı, gümüşün. Yani biz özellikle 2021 yılında altının da önüne geçeceğini, daha hızlı bir yükseliş potansiyeli içerisinde barındırdığını düşünüyorduk. Yine temkinlik alıyor. Çünkü özellikle evet Biden zaten altyapı paketini açıkladı. Bununla ilgili gerekli adımlar atılmaya başlandı. Dünya ne kadar fazla bu yeşil enerjiyle daha iyi, daha güçlü adımlar atarsa, yani bu konu daha da yayılırsa dünya geneline, biz o zaman zaten gümüş fiyatları üzerindeki etkisinin daha da yukarı yönde ilerleyebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla orta ve uzun vadede hala gümüşe dair beklentiler yukarı yönde hareketin devam edebileceği yönünde. Bu nedenle biraz daha belki yatırımcılar bunu dikkate alarak hareket edebilirler gümüş açısından. Kısa vadede zaman zaman düşüşlerle karşılaşabiliriz. Doların veya tahvilin yükselişi, biraz emtia üzerinde yarattığı baskıyla beraber gümüşte de aşağı yönde bir tepki oluşabiliyor ama 25 ve 26 dolar altında çok güçlü kapanışlar oluşmadığı takdirde ben bu düşüşlerin biraz daha belki alım yönünde değerlendirilmesi taraftarıyım. Çok teşekkür ediyorum Eda Karadağ değerli yorumların için. Evet, Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ'ı uğurluyoruz. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra ise Marbling Group CEO'su ile birlikte Stüdyo Zürih'i değerlendireceğiz efendim. Tahsin Aygün bizlerle olacak. Enflasyonu değerlendireceğiz. Genel hatlarıyla küresel tarafta enflasyonda ne gibi değişimler olmalı ya da olacak? Bakalım Tahsin Bey bize neler aktaracak ama kısa bir ara. Aradan sonra tekrar buradayız. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hemen şöyle biraz kripto dünyasına gideceğiz ve gelişmeleri öğreneceğiz Türker Balkar'la birlikte. Türker hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Önemli bir hafta sonu geride bıraktı kripto dünyası ama genel hala nasıl diyeyim fiyatlamalar devam ediyor görüntüsü. Hem gelişen olayları senden şöyle bir dinleyelim hem de hacimsel tarafta ne gibi değişimler var kripto dünyasında. Evet, her zaman bahsettiğimiz Elon Musk faktörü kripto dünyasına damgalarını vurdu diyebiliriz. Evet. Ama bu sefer sert oldu. Evet. Çünkü bir iki yanlış anlaşılacak cümle kullandı öncesinde. Sonrasında da bugün biraz düzeltmesiyle beraber marketi yukarı taşıdı ama esasında her zaman bahsettiğim konu yatırımcılar çok fazla önem veriyorlar maalesef. Hı hı. Benim gözümde Elon Musk bir Bitcoin yatırımcısı, yani Tesla şirketinin yatırımcısı olması nedeniyle, hı hı, sahip olması nedeniyle. Onun haricinde ekstra bir önem verilmesi gereken şahsiyet mi de çok tartışma konusu. Ama söylediği şeyler maalesef kripto dünyasında çok etkili oluyor. Hı hı. Son dönemde de işte Bitcoin'e daha fazla yatırım yapmayacaklarını belirtti. Biliyoruz ki 200 milyon dolar kadar bir satış yapmıştı. Tesla daha önce bunu açıklamıştı. Bunun bir panik havası oluştu. Acaba bütün Bitcoin'i satacak mı diye. Ama hemen sonrasında Tesla'nın asla bunu satmayacağını ama daha fazla yatırım yapmayacağını. Bunu da yeşil teknolojiye bağladı. Enteresan bir durum söz konusu. Galiba bir anda farkına varmış olması lazım ki Bitcoin mining ile üretilen bir sistem.
Tabii burada biraz takılıyorum. En nihayetinde Elon Musk gibi birisinin bu sistemi bilmiyor olması imkansız. Ama sonucuna bakarsak yatırımcılar ciddi bir volatiliteyle karşı karşıyalar. Şu an itibariyle 44.200 civarında bir Bitcoin söz konusu. Ethereum tarafında da 3.300 dolarlar civarında bir fiyatlama var. Buralar marketin dibi olmaya adaysa problem yok. Ama değilse artık markette yavaş yavaş ciddi dönüşlerin başladığını konuşmaya başlayabiliriz. Biraz açıkçası ip üstünde kripto yatırımcıları. Oldukça önemli günlerden geçiyoruz kripto adına. Fiyatlamalar bize bunu gösteriyor. Çok önemli cümleler kurdun Türker. Şimdi buradan yola çıkalım. Özellikle birincisi Elon Musk zaten gerçekten piyasalara negatif bir etki yaratmaya başladı. Sert etkiler dediğin gibi konuşmalarda. Belki bilinçli, belki değil ama Elon Musk'ın ne söylediğini bildiğini düşünüyorum. Yani ağzından çıkanın yanlışlıkla çıktığını da düşünmüyorum açıkçası. Burada belli ki bir sinyal vermeye çalıştı gibi görünüyor. Çünkü piyasa bunu ciddi bir şekilde fiyatladı. Elon Musk'ın aslında Bitcoin'e vermiş olduğu değer şu anda alınmış gibi görünüyor. Ama hani orada yüzdesel anlamda tabii ki bunu ölçecek herhangi bir parametre yok. Ama Elon Musk'ın Bitcoin'e vermiş olduğu yatırım tarafında özellikle aldığı Bitcoin'ler çokça fiyatların yukarıya gelmesini sağlamıştı. O yüzden şimdi düşüş tarafında şimdi 41 bin dolar ön plana çıkıyor. 41 bin sonrası hatta 25 bin dolarlar konuşuluyor. Sen de dedin ya az önce eğer ki böyle bir dönüşüm olursa ciddi fiyatlamalarla karşılaşabiliriz. Senin beklentin Bitcoin özelinde nedir? Bir diğer sorumsa Bitcoin'in başka bir hikayesi yok mu? Elon Musk'la burada bu kadar çok içli dışlı haber akışlarına göre yüzdesel anlamda yükseliyor ya da düşüyor. Yani Bitcoin'in elle tutulacak ne gibi gelişmeleri var ya da neler var ki Bitcoin değerini hala yukarılarda koruyabilsin? Şimdi öncelikle fiyatlama anlamında baktığımız zaman ben 25 bin dolarlar seviyesini çok beklemiyorum şu aşamada. Yine biraz iyimser gözükeceğim muhtemelen ama dışarıdan bakıldığında. Henüz kırılmamış çok ciddi destek seviyeleri var. 42 bin bunlardan bir tanesi. Hemen altında 40 bin psikolojik desteklerimiz söz konusu. Dolayısıyla bu sarkma hareketi o civarlara kadar normal karşılanabilir. Şu an itibaren bir %10 daha marş koymuş oluyoruz kısacası. Ethereum tarafında ama biraz daha kritik durumdayız. İşte orada 3200 dolar seviyelerini çok önemsiyoruz. Hadi orada da psikolojik direnç olarak, destek olarak 3000'e baz alırsak orada da bir %10 koymamız lazım şu anda aşağı doğru marj olarak. Buralar dikkatli izlenmeli. Altında muhtemelen yaz dönemini bizi yataya bağlayacak veya ayı piyasasına geçirebilecek bir döneme girmiş olabiliriz. Özellikle buralar çok önemli konumda teknik anlamda. Şimdi tabii ki Bitcoin Elon Musk'ın söylemleri hareket etmeyecek kadar önemli bir varlık aslında. Ya da etmemesi gereken bir varlık. Elon Musk'ın söylediği her şey bu arada geçersiz değil. Çok önemli noktalara temas ediyor. İşte hash gücü yani üretim gücü, Bitcoin üretim gücü çok önemli bir konudur. Biz daha önce burada bahsetmiştik hatırlarsanız. Madencilerin bu sektörde çok oldukça büyük rolleri olduğundan bahsetmiştik. Enteresan bir şekilde bu gücü Çin tarafı elinde bulunduruyor. Ama orada bir elektrik santralinde gerçekleşen bir arıza sonucunda hash rate'lere düşüş gerçekleşmişti. O da buraya atıfta bulunuyor. Diyor ki yani merkeziyetsiz yapıdan bahsettik ama birileri de bunu merkezi hale getirdi ve kontrolü eline geçirdi. Bu ne kadar geçerli veya ne kadar gerçekçi diye soru soruyor. Çok doğru bir bakış açısı. Bu kısma katılıyorum kesinlikle. Ama Bitcoin bunun çok daha ötesinde bir şey aslında. Getirdiği felsefe anlamıyla ötesinde olması gereken bir şey. Az önce Tahsin Bey'in yorumlarını dinlerken açıkçası çok beğenerek de dinledim. Çünkü dünyadaki mevcut para akışının değişmesi gerektiğini atıflarla bulundu o da. Mevcut yapı kaldırmıyor çünkü bunu hepimiz görüyoruz. İşte bir sarmala girdi yine dünya. Faiz arttırma mı, olmalı mı, olmamalı mı? İşte enflasyon döngüsünden bahsetti. Şimdi buna çözüm olabilecek bir teknoloji var önümüzde. Bunun kendisi Bitcoin olmayabilir. Ama bu felsefeyi yaratan ve insanlara tanıtan şey bence Bitcoin. Dolayısıyla şimdi yeni bir güncellemesi de var Bitcoin'in. Yeni haber akışları gelecektir. Ben şöyle düşünüyorum. Birileri, ki bu birileri merkeziyetsizliğe inanan kişiler. Yani bunu bir kurumlar veya şahıs olarak düşünmeyelim. Bir topluluk olarak düşünelim. Bir yerlerde bu seviyelerde Bitcoin'e olumlu haber akışı sağlayacaklardır. Biraz da piyasanın üzerinden Elon Musk'ın etkisinin azaltılması istenecektir. İlk örneğini Vitalik verdi. Ethereum'un yaratıcısı Vitalik verdi. Son dönemde kullanıcılar maalesef hiçbir işe yaramayan coinlere yönelmişler yatırım anlamında. Çok yüksek getirileri olduğu için. Ama buna Vitalik son verdi. Çünkü Shiba adında bir coin
Doge'nin varyantı diyelim biz buna. Bitcoin aşırı değerlenmeye girmişken %90'ının elinde bulunan Vitalik dedi ki ben bunu bağışlıyorum. Bu enteresan bir gelişme. Hı hı. Öyle olunca coin'in fiyatı çok hızlı geri gelmeye başladı. Çünkü elinde çok büyük miktarda bulunduruyordu. Ve geçen günde dedi ki bize, dün itibariyle dedi ki elindeki Shiba'ların %90, yani hepsi tamamını yakıyorum. Yani piyasadaki dolaşımdaki miktarın %45'ini piyasadan siliyorum dedi. Öyle olunca tekrar yukarı hareketlilik başladı. Bunlar aslında şöyle bir genel çerçeve anlamına bakarsak eğer, bu ekosistemi korumaya yönelik yapılmış adımlar. Ben tekrardan buradan şunu vurgulamak istiyorum. Bu piyasalarda yatırımcı olmak isteyen insanlar, bu piyasalara ilgi gösteren insanlar bence arkasında desteği olan, herhangi bir soruna çözüm olan ürünlere yönelmeliler. Böyle Doge gibi, Shiba gibi, evet kısa vadelerde yüksek getiriler sağlayabilirler belki ama aynı oranda düşüşler de var, unutmamak lazım. Toparlayacak olursak sadece Elon Musk değil, aslında birçok influencer görevi gören, yani o vasıfta olan insanların etkisinin kalkması lazım ki bizim ilk günlerde konuştuğumuz bir değer saklama aracı olan Bitcoin görevini yerine getirebilsin. Ben yavaş yavaş konunun o tarafa kayacağı kanaatindeyim. Türker, şöyle yani sözlerinde ben biraz daha riskli olduğunu düşünüyorum. Yani sözlerinden çıkarttığım yolda. Çünkü ayı piyasasından birincisi bahsettik. Bahsettin daha doğrusu. Ayı piyasasına girebilir. Sence girdi mi? Yani çünkü bu düşüşler normal değil. Haber akışları da bir diğer orayla havalarının dışında. İşte Ethereum'da 5000 dolarlar konuşuluyordu. Bitcoin'de 75 bin, 100 bin dolarlar konuşuluyordu. Bugün konuştuğumuz seviyeler aşağı doğru trendin başlayacağı yönünde. Şimdi birçok da haber akışları o kadar ardı ardına geliyor ki yani yatırımcının aslında neye güvenip neye güvenmeyeceğini de belirlemekte zorlandığını ben düşünüyorum. Çünkü neden? İşte Ethereum'la ilgili 10 bin dolarlar görülebilir raporlar ve vesaire gelirken şimdi bir anda ben bakıyorum mesela haber akışlarına, işte Ethereum'un yerine geçebilecek işte X, yani isim tam hatırlamıyorum ama X kripto, işte Bitcoin ve Ethereum tahtını zedeleyecek işte altcoin. Yani kafalar karışıyor. O kadar çok altcoin'den bahsediyoruz ki yani yatırım yapmak için doğru bir platform mu bilemedim. Sözü sana bırakayım tekrar. Yani şöyle bir görüntüde diyeyim hatta, yani şöyle ayı piyasasında bahsederken. Evet, burada şuna dikkat etmek lazım. İlk günden beri şunu söylüyorum. Bu ürünler erken evre yazılım ürünleri olarak görünmeli. Yani bunlar tabii ki geliştiriliyorlar. Örneğin Elon Musk'ın o green teknoloji dediği, yani yeşil teknoloji dediği, çevreye daha duyarlı, işte mining sisteminin olmadığı ürünler ön plana çıkacaktır. Bunlardan bir tanesi AVAX. Bugün enteresan bir altyapı haberi yayınladılar. Tether'ın AVAX'da çalışacağı yönünde. Tether şu anda ERC20 tabanlı, yani Ethereum tabanlı çalışıyordu. Şimdi yavaş yavaş geçiş artık mine edilmeyen coinlere doğru bir yol alacak. Burası bir gerçek. Yani yeni nesil, bizim de hatırlarsanız daha önce bahsettiğimiz bir ürünler vardı, bir listemiz vardı. Onların içinde green ürünler var. Evet. Yani mining yapısına sahip olmayan, önceden mine edilmiş ürünler. Bu tarz ürünlerin değerleri artacak. Ama unutmayalım, Ethereum'da 2.0'la beraber zaten bu altyapıya geçiş yapacak. O yüzden aşama aşama Ethereum, Temmuz ayından itibaren bu geçişi başlatacaktır diye düşünüyorum. Ethereum bence yok olmaz. Ethereum'un yok olacağını çok düşünmüyorum. Bitcoin'in gerçek hayatta kullanılabilirliğinin olmadığından zaten daha önce bahsetmiştik. Ama bir değer saklama aracı olarak da bence var olmaya devam edecektir. Burada yatırımcılar, belki de bu piyasada ilgi duyanlar şunu takip etmeliler. Erken evrenin sonrasında gelen ikinci versiyon ürünlere bakmak lazım. Yani bugün Windows'un gelişimini göz önünde bulundurursak eğer, ilk zamanlarda Windows da bu kadar güzel bir arayüze sahip değildi. Yavaş yavaş bugünlerine geldi. Diğer ürünler de böyle keza. Televizyon yayıncılığı da böyle değildi mesela. O da yavaş yavaş kendini geliştirdi. Şimdi mesela dijital medyaya kaymış durumda televizyon yayıncılığı. Burada da bir gelişim söz konusu. Dünya değişiyor, teknolojiler değişiyor. Bu erken evre ürünlerde yakın dönemde mining sistemi olmayan ürünlere geçiş yapacaktır. Dolayısıyla Ethereum bunlara ayak uyduracaklardan bir tanesi. En erken ayak uyduracaklardan bir tanesi. Belki de Bitcoin ile Ethereum'un arasındaki fark bu aşamadan sonra, bugünlerden sonra değişebilir. Buraya biraz dikkat etmek lazım. Yani şunu kastediyorum. Ethereum 10'da 1 fiyatlamasından belki çok daha yukarılara çıkabilir. Eğer Temmuz güncellemesi çok iyi geçerse. O zaman bu platformda işte yatırımlarını değerlendirmek isteyen
yerel yatırımcılar için hangi dönemin daha uygun olacağını düşünüyorsa. Şimdi bir laf vardır, bu Borsa İstanbul'da da çok kullanılır tabiri caizse, işte düşen bıçak tutulmaz diye. Şu an sen düşen trendin devam edeceğini düşünüyor musun? Yani yatırımcıların biraz daha bekle görme yapması lazım. Bir diğer sorumsa şimdi geldiğimiz noktada işte 4300 dolarlara kadar gelen Ethereum, Bitcoin özelinde işte 60 bin dolarların üzerindeki Bitcoin. Buradan alım yapan yatırımcılar eğer ki zarar kes hala bulundurmadılarsa sence biraz daha mı temkinli olmak, biraz daha hani hemen zarar kes noktasında olmaları mı gerekir? Ne önerirsin? Benim teknik olarak gördüğüm şey %10 daha marjımız var. %10 daha aşağı gelmeden burada ayı piyasasından söz etmek çok mümkün değil. Bu hafta içerisinde yukarı aşağı oldukça volatil olacaktır. Her iki tarafta gücünü göstermek isteyecektir. Sonuçta bu ürünlerin üreticileri, komüniteleri var. O komüniteler bir şekilde kendilerini göstereceklerdir ki hala market cap olarak 2 trilyon doların üzerinde bir piyasa var. Yani tek sıkıntı şu, bu bir geçiş dönemi ama şunu unutmayalım. Dünyada yüksek enflasyon başladı. Emtialar tarafında hazırlıklar var. Belki de bu taraftaki kurumsal yatırımcılar bir döngüye girip o tarafa da biraz yatırım yapmak isteyebilirler. Ya da bu tarafta yeterli karı görenler belki riski dağıtmak anlamında o tarafa geçiş yapabilirler. Şu an bu geçişin sancılarının yaşandığını düşünüyorum ben. Fiyatlar biraz daha stabilize olana kadar yeni yatırım yapmak şu aşamada yorucu olabilir. Çünkü bu hafta biraz daha volatil geçecektir. Hafta sonuna doğru ben biraz daha burada olumlu senaryo gerçekleşeceği kanaatindeyim. Biraz daha fiyatların oturmasına ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Çünkü gün içinde %5 yukarı, %5 aşağılar bütün yatırımcıları yorar. Stabilizasyon şart. Biraz beklemek lazım. Biraz daha beklemekte fayda var diyorsun. Önümüzdeki süreçte belki bir toparlanma olur dedin ama hangi haber akışları burada ön planda olur? Mesela en çok beklenen işte hükümetler tarafından gelebilecek değişimler, biraz daha çizgilerin belirlenmesi. Evet, merkeziyetsiz dedin. Mesela merkeziyetsizlikle ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı. Yani o haber akışları odaklı mı ilerleriz sence? Bence şöyle, Amerika'da yeni bir yardım paketi konuşuluyor. Ek para konuşuluyor. Buranın her zaman yakıtı olmuştur bu tarz haberler. Dünyada her şey iyiye gitmemeye başladı. Yani düzelen bir şey yok ekonomilerde. Henüz maalesef o aşamada değiliz. Pandeminin etkileri hala devam ediyor. Böyle olduğu müddetçe de insanlar reel ekonomide kazanamadıkları zaman bu tarz riskli ürünlere daha çok yönelirler. Bunu sadece kripto üzerinde söylemiyorum. Bütün finansal varlıklar anlamında söylüyorum. Ve bir para bolluğu söz konusu. Henüz para bir yerde toplanmadı. Hala bir bolluk söz konusu. O bolluk devam ettiği müddetçe burada fiyatlar yukarı yönlü devam etme şansına sahip. Açıklamaları bekleyeceğiz. Yani bu piyasanın da olayı bu. Global piyasalarda nasıl Fed açıklamalar yapıyorsa bu tarafta da Vitalik gibi, Binance borsasının sahibi CZ gibi ya da Grayscale fonunun sahibi Michael Saylor gibi tiplerin açıklamaları lazım bize. Onlar ne düşünüyorlar? Büyük para ne düşünüyor? Veya bu sektördeki geliştiriciler ne düşünüyorlar? Merkeziyetsiz diyoruz ama merkezi borsalar ne düşünüyorlar? Bunlar çok önemli çünkü aktörler artık çok büyük bir parasal güce sahipler. Onlar ne düşünüyorlar? Onların açıklamalarını izleyeceğiz. Çok fazla spekülatif söylemler olacaktır bu hafta içinde. Ve ben artık yavaş yavaş destek anlamında olumlu söylemlerin geleceği kanaatindeyim. Hafta sonuna doğru biraz daha iyimser tablo bekliyorum ama dediğim gibi... Henüz stop loss yapmam şu anlar için, mutlak stop loss seviyeleri bence 40 binlik seviyeler. Onun altında biraz kenara çekilmek lazım. Şu an itibariyle oraya doğru yol alacağımız kanaatinde değilim ama. Onu tekrardan buradan söylemek isterim. Hala olumlu senaryo tarafındayım. Bilmiyorum, çok mu pembe bir senaryo çiziyorum ama. Yok öyle ama. Seviyeler kırılmadıkça maalesef burada... daha net bir şey söyleyemiyoruz en azından. Tabii tabii, burada birçok senaryo üzerinden ilerleyebiliriz. Dediğin gibi her türlü haber akışına duyarlı, her türlü gelişmeden etkileniyor. Yani şirket patronlarının bile etkileyebildiği bir sektörden bahsediyoruz. Bir yatırım tarafı, artık riskli yatırım tarafı olarak değerlendirilmeli. O yüzden birçok senaryo ben de üretebiliyorum. İşte kafada hani türlü türlü sorular geliyor. Şimdi mesela birincisi şunu sormak istiyorum. Bitcoin aslında Ethereum'un son gelişmeleri sonrası ayrıştığını düşünmüştük ama görüyoruz ki Bitcoin'in düşüşüyle Ethereum'daki gerilemede hız kazandı. Bunun da tabii haber akışları vardı. Az önce de aktarmıştın işte buradaki
gelişmeler, Ethereum tarafında özelindeki gelişmeler biraz daha orada sert satışlara neden oldu. Bu birbirine paralel hareket devam edecek mi? Korelasyon devam edecek mi? Pozitif korelasyon diyelim. Bir diğer taraftan ise işte dediğim gibi hani mesela az önce şimdi bir 40-30 dakika önceki haber akışlarından bir tanesi Bitcoin ve işte yine Ethereum'un yerini zorlayacak Sol Token demiş bir tane yazar. Burada bunun aslında 24 saatlik işlem döngüsünde %20'nin üzerinde değer kazandığı görülmüş. Mesela bu değer kazanımının arkası gerçekten dolu mu, yoksa hani balina işte diyoruz, sonrasında spekülatif hareketler diyoruz, yoksa böyle haber akışlarına da dikkat etmek gerekir mi? Şimdi %20 artmış bir token gidip alınmalı mı, yoksa beklenmeli mi? Şimdi aslında Solana'yı kastediyorlar Sol derken. Evet evet, Sol. Ben Sol dedim, doğru. Son iki yayındır özellikle bulunduğumuz bir üründü. Hatırlar mısınız? Solana'yı sepet olarak açıklamıştık. Evet, ben evet, 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 açıklamıştık seni, doğru. Evet, yani sektör yavaş yavaş farkına varmaya başlıyor ki iyi üründen gelmeye başladı. Hem hız anlamında hem de uygunluk, yani işlem platformunun işlem ucuzluğu anlamında. Bunlar biraz fark edilmeye başlandı gibi görüyorum ben de artık yavaş yavaş. Solana'daki hareket bir balina hareketi değildir. İyi ürünün fiyatlanması diyelim biz ona. Çünkü ekosistemi oldukça büyüyor. Ethereum alternatif bir üründür, doğru. Altyapı coin olması nedeniyle. Henüz o bilinirlikte değil. Henüz o kadar büyük bir ekosisteme sahip değil. Ama bir alternatif midir? Evet, alternatiftir. Bir diye de Avalanche, yani Avax. O da bir alternatiftir. Ve işte bugünkü Tether haberi özellikle onu çok coşturacaktır diye düşünüyorum. Yakın zamanda insanların ilgisini çeker kanaatindeyim. Dolayısıyla bu tarz ürünlerde olumlu fiyatlamalar görülecektir. Ben bunun geçici bir etki olmadığı kanaatindeyim. Çünkü ekosistemleri çok büyüyor. Oldukça büyüyor. Bu arada DOT'tan da böyle bir atak bekliyorum. Polkadot ekosisteminden de. Çünkü Ethereum'un üzerinde kara bulutlar dolaştığında alternatifi olan ürünler illaki cazip bulunacaktır. Onların iyi yönleri ön plana çıkarılacaktır. Biz iki haftadır, son iki haftadır özellikle üstte basa basa söylüyorduk bu yayınlarda Solana diye. Şu an onun fiyatlamasını ben de görüyorum. %5 kadar yukarıda, markette çok fazla koreli olmamış durumda. Ters bir korelasyon söz konusu. Bu bir müddet daha devam eder. Bitcoin ve Ethereum arasındaki korelasyona gelince de ben bu dengenin yavaş yavaş Ethereum lehine bozulacağı kanaatindeyim. Bitcoin'de daha stabil bir fiyatlama, Ethereum'da ise yukarı yönlü bir fiyatlama bekliyorum. Ama her şeyden önemlisi Temmuz ayı. Temmuz ayı çok kritik. Temmuz ayı bizim yazı nasıl geçireceğimize dair çok önemli bir ipucu olacaktır. Dolayısıyla Temmuz ayını maalesef beklememiz lazım. Özellikle Ethereum fiyatlamalarında. Evet. Ama Solana ve Polkadot'a ben de tekrar burada dikkat çekmek isterim. Ve Avax'da üçlüye. Çünkü bunlar gerçekten Ethereum'a rakip olacak ekosistemlerdir. Oldukça büyüyorlar. Bir de Binance Smart Chain. Asla göz ardı edilemeyecek bir üründür. BNB ürünü. Yani bu BNB, Solana, DOT ve Avax son dönemde Bitcoin ve Ethereum'un negatifinden biraz sıyrılabilirler. Bunları biraz izlemekte fayda olabilir. Benim de sorum bu olacaktı, son sorum. Yani Bitcoin ve Ethereum özelindeki bu sert satışlar tüm kriptolara sanki yansımış gibi bir görüntü var ama bunlarda zaman zaman ayrışma görebiliriz diyorsun orta vade için. Kesinlikle öyle. Çünkü her birinin kendine özgü haber akışları söz konusu. Kendilerini geliştiriyorlar, yeni haberler yayınlıyorlar, yeni ürünler çıkarıyorlar. Burada community çok önemli, community gücü çok önemli. Topluluk gücünü gösterebilen ürünler mutlaka ayrışıyorlar. Solana da bunlardan bir tanesi zaten. Biraz da DeFi ürünlerine dikkat etmek lazım. O tarafta çok heyecan verici gelişmeler olabilir. Launchpad ürünlerine dikkat etmek lazım. Geçen yayında bahsetmiştim. Zannedersem ilerleyen zamanlarda Türkiye'deki ekosistem de buna kabul edecektir. CDeFi gibi yenilikçi projeleri yakından izlemek lazım. O projeler çünkü ekosistemi büyütecek çok önemli özelliklere sahipler. Şu an itibariyle tabii herkese her şeyi anlatamıyoruz. Çok kısa süremiz var ama bu projelerin white paper'ları okunursa, roadmap'ları okunursa oldukça iyi projeler oldukları görülebilir. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için Türker. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olasın. Türker Balkar'ı uğurluyoruz, gidiyoruz efendim. Biraz yerel tarafta değerlendirmeleri alalım. Ahlaç Yatırım Araştırma Uzmanı Barış Ürkün bizlerle. Barış, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Evet, iyi haftalar olsun. Şimdi bu önümüzdeki süreçte yoğun haber akışları var, hem küresel hem yurt içindeki gelişmeler. Özellikle riskli piyasalar özelinde belirsizlik hala hakim gibi görünüyor. Yurt dışında da öyle. Şöyle genel bir riskli piyasaların görünümünü nasıl ele alıyorsun? Hangi haber akışları senin de radarında diyeyim?
Evet, yani bugün itibariyle baktığımızda yani yurt dışı piyasalar açısından değerlendirecek olursak ilk etapta çok böyle olumlu bir fiyatlama davranışı olduğunu göremiyoruz. Yani riskli varlıklar üzerinden konuşacak olursak eğer ilk etapta. Yani endekslerde satış baskısının bir adım önde olduğunu görüyoruz. Amerika'da başlangıç öyle oldu endekslerde. Avrupa tarafında da yine karışık bir seyir var ama genel itibariyle satıcılı bir başlangıç haftaya başladığını görebiliyoruz. Yani yurt dışı böyle. Yani bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi herhalde söyleyebileceğimiz enflasyon endişesi yine aslında revaçta bir konu olmaya devam ediyor diyebiliriz. Yani geçen hafta ortasında bizim piyasalar kapandıktan sonra Amerika'dan gelen enflasyon verisi TÜFE tarafı yani son yılların en yüksek verisini işaret ettikten sonra bir sonraki günde üretici fiyatlarında da yine çok yüksek bir seyir gördükten sonra tabii piyasalarda bir süredir var olan o enflasyon korkusunun yarattığı fiyatlama davranışı etkiliyor. Aslında bu mesela geçen hafta ortasından sonra ilk etapta bu satış baskısını gene gördük fakat FED yetkililerinin açıklamalarıyla birlikte yani biraz o konu gündemden biraz gene kalkar gibi olsa da hafta kapanışını o yüzden biraz daha iyi kapatıyor olsak da yurt dışında görsek de bunu bu hafta başı itibariyle yeniden o endişelerin ön planda olduğunu görebiliyoruz bence. Yani FED yetkililerinin açıklamaları arka arkaya geliyor. Mesela bugün de bakıyorum. Yani Clear'dan, Boston'dan açıklamalar geliyor şu aşamalarda bakıyorum. Yine aslında hep odakta enflasyon var. FED gerektiği zaman adımını atar. Yani ekonomik için canlı bir dönem içerisindeyiz. Açıklamalarını yapıyorlar. FED tarafında herhangi bir şekilde bu konudan geri adım atma. Yani faizlerin kısa vadede artırılması yönelik bir beklenti kendi içlerinde hala yok gözüküyor. Ama piyasanın genel hissiyatı şu aşamada biraz daha enflasyonun yarattığı endişelerden kaynaklı bir fiyatlama işaret ediyor. Bunu görebiliyoruz. O yüzden de yurt dışında biraz risk iştahı düşük başladık. Altın tarafında yine enflasyondaki endişeye bağlı olarak olduğunu düşündüğüm bir yükseliş var ki orada da şu anda 1864 seviyesine gelinerek sanırım son 3 ayın en yüksek seviyesinde bir hareketi yapıyor şu anda. Görüyoruz. Yurt içine gelirsek de fiyatlama açısından bakarsak bizim tarafta tersine bir fiyatlama var. Olumlu ayrıştık bugün endeks açısından bakarsak. Aslında dolar TL açısından da iyi bir gün geçiriyoruz şu aşamada. Yani öncekilere göre iyi bir gün geçiriyoruz. Yani burada baktığımızda şu anda endeksin yani %1'e yakın bir yükselişi var. Ya bu biraz aslında geçen haftadan kaynaklanan o kapalı olduğumuz günlerdeki en azından enflasyon o gelişmelerini yaşamadık. Biraz o yurt dışı endeksler güçlenince bizim de orayı kapatmamız için biraz tepki hareketlerinin olduğunu düşünüyorum bugün. O yüzden banka endeksi öncülüğünde banka hisseleri ki Garanti Bankası şu anda ön planda gözüküyor. Bir yükseliş var. Bu da olumlu bir gelişme. 1450'nin üzerindeyiz. Bunun üzerinde kapatırsak da yükseliş için devam edebilir algısı sürecek gibi gözüküyor. Kur tarafında da 8.30'lara kadar geldik gün içerisinde ama onun üzerinde de şu anda tutunuyoruz gözüküyor. Açıkçası bu hafta içerisinde çok büyük veri akışı yok. Hafta sonu PMI verileri var ama herhalde hafta ortasında bu Fed'in son toplantısındaki o toplantı tutanaklarındaki o konuşulanlar mercek altında olacak. Özellikle enflasyona yönelik beklentilerde neler yorumlamış FED yetkilileri toplantıda bunu piyasalar merakla mercek altında tutacak. Bu da risk iştahını belirleyecek unsurlar arasında diye düşünüyorum. Yani Borsa İstanbul tarafı nispeten ucuz kalan sektörler üzerinden hareket etmeyi sürdürüyor. Ki burada bankacılığı ön plana çıkartıyorum tekrardan. Kesinlikle aslında ayrışmaları sanki daha net görür gibiyim. Detaylarını da ele alacağız. İstersen şöyle bankacılık sektöründen şöyle 1-2 dakikalık bir yorum alayım. Sonraki bölümde hem Borsa İstanbul'u kapatıp zaten daha da detaylı ele alacağız kurum olarak. Evet yani dediğim gibi başta yani banka endeksinde son zamanlarda bir kıpırdanma olduğunu görebiliyoruz. Aylık bazda yani ay başına itibaren baktığımda da yaklaşık %5'e yakın bir yükseliş var. Yurt içindeki diğer sektörlerden de iyi ayrışan bir konumda. Yani geldiği seviyeler itibariyle bunu dile getiriyorduk. Özellikle yani gördüğü en dip seviyeler var yakın vadede işte 13 Nisan'da gördüğü 1049'lu seviye var. Orada itibaren başlayan bir toparlama hareketi var. Yani gelen bazı banka bilançolarının beklentinin üzerine sonuç getirmesiyle alakalı ki burada herhalde ilk etapta belki Garanti Bankası'nı ön plana çıkartmak lazım. Beklentinin çok üzerinde bir kar rakamı açıkladı. Bu da aslında biraz sektöre yani katkı sağladığı gibi gözüküyor. Yani o açıdan da Garanti Bankası öncülüğünde Akbank ve Yapı Kredi'nin de katkıda bulunduğu bir toparlanma çabası şu aşamada gözleniyor diye düşünüyorum. Hep de dile getiriyorduk yani burada
Yani değerlemeler açısından çok ucuz seviyelerde bu potansiyel vaat ediyor. Bunun bir etkisi var. Aslında şunu da herhalde göz önünde bulundurmak lazım. Bir süredir işte demir çelik sektörü gibi, işte enerji sektörü gibi sektörlerde ciddi yükselişler vardı. Mesela onlarda yavaş yavaş bir miktar geri çekilmeler olduğunu görüyoruz birkaç gündür baktığımızda. Mesela Ereğli'de, Kardemir'de, diğer bazı enerji şirketlerinde de bunu gözleyebiliyoruz. Şimdi buradan yavaş yavaş bir hisse rotasyonu olur mu? Yani ucuz olan tarafa doğru geçiş, yani o yükselişlerden sonra, diğer sektörlerdeki hisselerden sonra buraya doğru bir geçiş olma ihtimaliyle birlikte değerlendirmek lazım. Yani bu açıdan bakarsak bankacılık sektörünün kısa orta vadedeki periyot içerisinde şu anda çok da sorumlu bir konumda olmadığını da düşündüğüm için bu açıdan bankacılık endeksinin bir potansiyel vaat ettiğini herhalde söylemek gerekiyor. Hı hı. Hani benim gördüğüm burada bankacılık endeksinde mesela bugün gördüğün yüksek seviye 1164. Yani burada 1164-1165 önemli bir eşik. Burayı daha önce de denedi mesela. 10 Mayıs'ta da denedi burayı. Geçemedi. O yüzden burayı geçip de bunun üzerine bir kapanış yapmaya başlarsa bahsettiğim diğer işte banka sektöründeki diğer şirketler bankalarla birlikte bir potansiyel vaat edebilir diye açısı düşünüyorum. Bahsettiğim diğer nedenlerle birlikte. Tabii risk iştahı da yurt dışından bize buradan katkı sağlarsa bunun etkisini görürüz diye eklemek gerekiyor. Evet, Barış Ürkün, şöyle müsaadenle küçük bir ara yapalım. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü ile birlikte. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bizi bekleyen Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'e gidiyoruz. Barış, teşekkür ederiz öncelikle beklediğin için. Şöyle hemen Borsa İstanbul'da aslında bankacılık sektörüne değindin ama hem kurum olarak hem de önümüzdeki süreç olarak hangi hisseler ya da hangi sektörler sizin tarafınızda ön plana çıkarıldı? Evet, aslında bankacılığa ilgili ufak bir şey eklememe izin varsa onu tabii, da eklemek lütfen, istiyorum. Lütfen buyur. Orada çok enteresan yani bir çizgi var, yani trend var. Onu da ekleyip öyle tamamlamak istiyorum. Aslında demin söyleyecektim, oraya reklam girince olmadı. Mesela aylık bazda, yani grafiğe bakabiliyorsa yatırımcılarımız ona bakabilirler. Tam 13 yıllık bir yükseliş trendi var. 2003'ten başlıyor. Hatta daha da geriye gidiyor. Belki 2002'den başlayan bir trend var. Burası 2008'de bir kere denenmişti. Daha sonra tekrar geri gelişte 2018'de, Ağustos ayında denendi. Ve en son denendiği yerde, bir kere daha denendi. Geçen sene Ağustos ayında, 2020'de. Ve en son tekrar denendiği yer Nisan 2021, geçen ay. Yani bu çok önemli bir trend aslında. Eğer bu trend işte şu anda baktığımızda bu trendin değdiği noktalardan sonra tabii ki her senenin kendi içindeki dinamiği farklı. Sonraki aşamalarda hep ciddi yükselişler kaydederek tepkilerle karşılaşmış. O yüzden yatırımcılar banka hisselerinde değerlendirme yaparken yani bu çizgiye bakarak da çünkü o çizginin dibine hala yakın konumdayız ve eğer geçmişteki olduğu gibi o trend çalışacaksa eğer buradan ciddi bir potansiyelin olduğunu da bu teknik analize bakarak da değerlendirme yapabilirler. Bunu da bir not etmek gerektiğini açısı düşündüğüm ileteyim. Yani bu şekilde bu şeyi tamamlayayım. Tamam. Portföydeki hisselere gelirsek aslında bizim şöyle dedim. Geçen hafta kısa bir hafta olduğu için geçen hafta da yaptığımız yayında söylediğim hisselerin aynısını tekrardan söyleyeceğim. Yeni bir değerlendirme yapmadık. Yani geçen hafta biraz holding ağırlıklı olduğumuzu söylemiştik. İşte Alarko Holding, Doğan Holding, Sabancı Holding hisseleri var portföyümüzde. Karsan ve Halk Bankası da diğer portföyümüzdeki belirlediğimiz hisseler. Yani bir tane banka var. Halk Bank özelinde onu biraz tutuyoruz birkaç haftadan bu yana. Yani hedefine varacağına doğru inancımız var. Teknik olarak bunu değerlendirdiğimizde bunu görebiliyoruz biraz da aslında. Ve diğer özellikle beğendiğimiz diğer holdingleri de bu hafta portföyümüzde tuttuğumuzda söyleyebilirim. Yani burada aslında senin de dediğin gibi bankacılık sektöründeki hisseler de ön plana çıkmış gibi görünüyor. Peki önümüzdeki süreçte trendde senin de yakın takip ettiğini biliyorum. Bu yeni halka arzlarla ilgili var mı bize aktarmak istediğin haber akışları? Yani halka arzlarıyla ilgili söyleyebileceğim aslında çok yeni bir şey yok. Yani yeni gelecek olan şirketler var. İşte onları bekliyoruz. İşte bazıları tarihleri belli oldu. Bir tane Mercan Kimya var mesela. Onun halka arzı olacak yakında. 20-21 Mayıs'ta talep toplaması olacak. İşte emir girişi olacak. Bunun dışında tabii ki çok fazla sayıda SPK incelemesinde olan şirket de var. Bizim de var bir tane. Zaten bunu kaptada açıklamıştık. Bununla ilgili SPK incelemeleri henüz devam ediyor şu anda.
bu incelemeler bittikten sonra yani tek tek aslında yeni halka arzlarının gelmesini açısı bekliyoruz. Bu şekilde tabii ki bir yatırımcılarımız yeni gelecek halka arzları, daha önce de bunu bahsetmiştim. İzahnameleri detaylı bir şekilde inceleme tavsiyesinde bulunuyorum her zaman için. Baştan sona okumalarını her zaman için tavsiye ediyorum. Fiyat tespit raporu ile birlikte ve bunun analiz raporları da yayınlanıyor. Bunlarla birlikte değerlendirerek yatırım kararlarını vermelerini bu noktada ben tavsiye ediyorum. Söyleyebileceğim aslında bunlar şimdilik diye söyleyebilirim. Şöyle Barış, Borsa İstanbul tarafında hani beklentilerinden bahsettin ya. Bu süreçte sence portföylerdeki özellikle yerini Borsa İstanbul nasıl korumalı ya da ne kadarından biraz daha değil mi? Yani bekle gör yapmalı yatırımcı tarafı, orta derece risk algısı olan yatırımcı için ilerleyelim mi? Evet, yani orta derece yani risk algısına sahip, yani sen yani orta dereceden bahsediyorsak eğer portföyünde istesene de olabilir yatırımcının. Öyle bir şekilde yatırım yapmayı tercih ediyorsa, yani şu anda Borsa İstanbul tarafı imkan veriyor mu dersek, bence yani şu anda yaşadığımız sürece baktığımızda yani yurt dışına bakıyoruz. İşte FED açıklamalarda bulunuyor. Yakın vadede adım atmayacağına yönelik bir beklenti hali hakim. Endeksler tarafından ne kadar zaman satışı olsa genelde net bir şekilde bozulma yok. Yurt dışına baktığımızda yurt içi Evet, Barış Ürkün bağlantımızda sanıyorum küçük bir problem oldu. Tekrar gideceğiz Barış Ürkün ama hemen haberimize devam edelim. İstihdamın arttırılması ve desteklenmesine yönelik torba teklif meclis plan bütçe komisyonunda ele alınacağı görülüyor. Teklife göre ise mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda ucuz kredi imkanı tanınacak. Bunun detaylarını izliyoruz. İstihdamı desteklemek için oluşturulan torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Buna göre mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda ucuz kredi sağlanacak. Torba teklifte çekte ibraz yasasının kaldırılmasıyla 18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi öngörülüyor. Bu hafta hızla kanunlaştırılması hedeflenen teklifte yer alan maddeye göre ilave istihdam sağlanan da Mart ayında ücretsiz izne çıkardığı işçinin normal çalışmaya geçiren işletmelere kredi desteği verilecek. 12 ay süreyle verilecek destekten Mart ayına ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde işçi sayısı 50'nin altında olan işletmeler faydalanacak. İşletmeler çalıştırdıkları işçi sayısına ek olarak 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları işçiler için 1 yıl boyunca bu destekten yararlanabilecek. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak. Sağlanacak ucuz kredi desteğinden yararlanabilmek için iş yeriyle ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, SGK'ya prim, idari para cezası ve gecikme faiz borcu bulunmaması şartı aranacak. Hemen tekrar Barış Ürkün'e gidelim. Ahlaç Yatırım Araştırma Müdürü. Barış, tekrar hoş geldin. Az önce bağlantımızda... Konuşuyorum ama farkında değilim, düşmüşüm. Evet, az önce bağlantımızda küçük bir sorun oldu. İstersen tekrar başa dönelim, şöyle portföy oluşturuyorduk. Evet, yani şu anda Borsa İstanbul tarafı konuştuğumuz üzere, az önce başta da konuştuğumuz gibi belli başlı bazı sektörler üzerinden potansiyel vaat ediyor diye düşünüyorum. Hani demin de bahsettim, hani bilmiyorum yayına ne kadar geldi ama yani yurt dışındaki risk iştahı devam edebildiği ölçüdeki zaman zaman satışlar gelse de hani FED yetkilinin yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda yakın vadede bir aksiyonda bulunmayacak yönelik beklentiler hala hakim gözüküyor. Oradan kaynaklı çok sert böyle bir geri dönüşler olmadığı sürece bizim tarafta da zaman zaman işte yurt içi yurt dışı kaynaklı siyasi jeopolitik bazı gerilimler yaşayabiliyoruz. Bunlar da biraz daha minimal düzeyde ve borsayı etkiliyor şu aşamada ve ciddi manada düşüşler şu aşamada gözlenmedi Borsa İstanbul tarafında ve yani genel eğilim itibariyle yukarı gitme isteğinin düşük hacimlerle de olsa bir adım önde olduğu bir süreç yaşıyoruz. O yüzden içinde bulunduğumuz dönemde bakacağımız ilk etapta aslında konu burada bu kapanma döneminden ne derecede tamamen sıyrılacağız ve sonraki aşamada neler yaşayacağız. Özellikle burada aslında ön plana çıkacak olan şirket ve hisselere biraz da herhalde odaklanmak lazım. Bunlar arasında bence
hizmet sektörü ön plana çıkıyor. Ve evet. Birinci etapta banka hisseleri burada değerlendirilebilir önümüzdeki dönem için. İkincisi evet. de hizmetler endeksi mesela. Hizmet endeksine baktığımızda orada 72 tane hisse var. Evet. Bunlar içerisinde işte turizm şirketleri var, enerji şirketleri var, elektrik şirketleri var. Hı hı. Bunların hepsi aslında biraz daha işte ekonomi normale dönmeye başladıktan sonra artan taleple birlikte tüketime dayalı. Evet. Tüketimden kaynaklı olarak buradan potansiyel sağlayabilecek şirketler. Ben bu şirketlerin bir liste halinde yatırımcılar tarafından değerlendirilmesinin doğru olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hemen Borsa İstanbul'u kapatıp diğer değerlendirmelerini de almak istiyorum. BIST 100 endeksini %0,9'luk yükselişle 1454'ten kapatıyoruz. Günü yükselişle kapattık Barış. Az önce de senin dediğin gibi birçok sektör aslında artık radarlara girdi. Peki hacim tarafında sence nasıl bir gelişme var? Onunla ilgili de bir yorum almak isterim Borsa İstanbul özelinde. Geçtiğimiz haftalarda hacimsel tarafta güçlü desteği göremediği için hep tedirgindik. Yani tedirgindik dediğim biraz daha bekle gör mü yapmak gerekiyor diyorduk ama bir düzelme var mı orada? İştahta artış var mı? Dediğim gibi başta aslında deminki anlattığım içerisinde vardı. Hacim tarafında yani dalgalı bir seyir var ama o dalgalı seyir bir trende dönüşmüyor. Yani yukarı yönlü bir ivmelenmiş bir hacim göremiyoruz. Değil mi? Onun biraz herhalde sıkıntısını göreceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte. Yani yükselişlerin böyle kopacak şekilde, coşkulu bir şekilde oluşmasını engelleyen önemli faktör hacim. Hacim coşkulu bir şekilde artmadığı sürece de endekste evet şu anda görünüm fena gözükmüyor ama yükselişin biraz daha işte ufak fiyat adımlarıyla hisseler bazında bakıldığında biraz sıkıntılı bir süreçle biraz stres yapar şekilde belki de gittiğini göreceğiz önümüzdeki süreç içerisinde. Yani bunun bir tek hani artışını görebileceğimiz nokta biraz daha yabancının bize ilgi göstermeye başlaması. İlk etapta birinci önemli olan konu burada bu. İkincisi bizim bu işte şu andaki o tam kapanma döneminden kısmi kapanmaya geçtik. İşte biraz Haziran'dan sonrasını bilmiyoruz. Bugün kabine toplandı. Neler çıkacak onu bekliyoruz. Onunla ilgili biraz daha hayat normale dönmeye başladıktan sonra çarkların yeniden dönmeye başladığını görmeye başlayacağız. Ve dediğim gibi az önce özellikle hizmet ağırlıklı sektörün ya da şirketlerin diyelim daha doğrusu burada ön plana çıkacağı bir süreç olacak. Bunların bir canlandırdığı bir süreçle birlikte belki hacimsel anlamda bir artış görmeye başlarız. Buna banka hisseleri de katkı sağlayabilirse özellikle yabancıların yaratacağı ilgiyle o zaman endekste biraz daha yükselişleri görme ihtimalimiz hızlı bir şekilde olmaya başlayacak. Açısı ben geçen haftaki bağlantıda da bahsetmiştim. Burada 19 Mart ile 22 Mart arasında bir gap var, bir boşluk var. Evet, mesela evet. Bu boşluğun kapandığı yer görmemiz gereken yer burada 1511 civarı. İlk etapta benim beklediğim yer orası ama bunu görmemiz için de aslında ilk etapta 1465 ile 85 bölgesinin üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. Bu dediğim gibi bahsettiğim tüm gelişmelere ek olarak yurt dışının risk iştahına da bağlı bir gelişme. Orası olumlu kalmaya devam ettikçe onun desteğini arkamızda hissetmeye devam edebiliriz. Ama bahsettiğim içerideki gelişmelere bağlı olarak bir yükseliş ivmesi yakalamamız lazım. Bu seviyeler üzerindeki hareketleri görmemiz lazım diye açıkçası düşünüyorum endeks için. Barış Ürkün çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, sağ ol. Sağ ol. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış'ı uğurladıktan sonra hemen gidelim efendim. Turizm sektörünü konuşmaya kapanmada sona geldik. Yine tedbirler var, bunlar konuşuluyor ama yazlık bölgede peki gidişat nasıl? Turizm sektörünü neler bekliyor? Değerlendireceğiz. Jolly Tour Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mete Vardar'la birlikte. Mete Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Mete Bey, Antalya'da bu 2021 turizm sezonu neredeyse bu PCR testi olmadan başladı. Türkiye'nin ise PCR testini kaldırması riskli gruptaki birçok yani Doğu Avrupa ülkesinin yönünü de aslında Antalya'ya çevirmesine yetti diyebiliriz. Özellikle dün de gelen haberlerde Ukrayna'dan işte bu 30 uçakla yaklaşık 6000 turist aşısız ve testsiz olarak Antalya'ya gelecek ki onların gözde şehirlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Türkiye bu adımlarla turizm hedeflerini yakalayabilir mi ve bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bu konuyla ilgili uzun zamandır birçok görüş var. Farklı değerlendirmeler var. Sonuçta
ülkemiz sadece bu konuyla ilgili değerlendirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye hakikaten kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu, insani değerleriyle beraber dünya turizminde çok önde bir yerde. Yani hakikaten dört bir yanından tarih ve kültür fışkırıyor. Bunun yanında insanımız da özellikle turizm potansiyelinde çok daha tecrübeli. Her senede bu tecrübe artıyor. Dünyadaki en önemli turizm ülkelerinden bir tanesi olması noktasında da çok ciddi katkıları var. Bakıldığı zaman evet bir takım önlemler var. Bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor. Evet. Hayat devam ediyor. Özellikle turizmin hem seyahat acentaları, otelciler, hava yolları hep bunu söylüyoruz. Hep birlikte bu savaştan galip çıkmak için mücadele veriyoruz. Çok önemli bir süreç. Hem sağlığımızı muhafaza etmeye çalışırken, hem çalışma arkadaşlarımız, ailelerimizin sağlığını muhafaza etmeye çalışırken, bu arada da ekonomiye en çok katkı veren sektörün içinde olarak da bu mücadeleyi veriyoruz. Ben bir aydır Akdeniz'deydim. Açıkçası ilk gidişim otelleri dolaşmak, işte sezonu beraber hep beraber açabilmek yönünde birlikte fikir alışverişi yapmakken, işte biliyorsunuz 17 gün kapanma oldu. Kendi ailemi de çocuklarımla beraber, onlar da Akdeniz'e geldi. Antalya'daydık. Yaklaşık bir aydır Antalya'daydım. Bugün döndüm, bu sabah döndüm. İnanılmaz hazır oteller. Özellikle otel çalışanları hakikaten çok iştahlılar. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ekonomi çok önemli. Sonuçta ticaret yapıyoruz. Varlığımızı sürdürebilmek için şirketlerimize kazanç elde etmemiz gerekiyor ama bunun yanında müthiş bir heyecan var. Bölgelerde otellerimiz çok hazır. Yani yaklaşık 100'e yakın tesis gezdim bu bir ay içerisinde. Hakikaten çok hazır. Hem yerli turist için, Türk misafirlerimiz için, hem yurt dışından gelecek misafirlerimiz için. Hem Kültür Turizm Bakanlığı'nın geçen sene 1 Haziran itibariyle başlattığı sertifika özelliklerini taşıyan çalışmaları yapmış durumdalar. Bunun dışında da her otel kendinden daha özel bir takım misafirlerimizi memnun edecek çalışmaları ele almışlar. Personel çok heyecanlı. Otellerdeki çalışan arkadaşlar, yani havalimanında ilk indiğimizden transferini yapan transfermandan, otellere gittiğimizde gördüğümüz rehber arkadaşlardan, otel çalışanlarına kadar müthiş bir heyecan içerisinde. Çünkü turizm evet çok önemli, ülkemiz için çok önemli. 50 tane farklı sektöre kaynak yaratan bir sektör içerisinde çalışıyoruz. Ama bunun yanında işin içinde esas bence sağlık çalışanları çok önemli, çok hakikaten güç durumda, müthiş bir efor sarf ediyorlar ama turizm çalışanlarının da çok önemsenmesi gerektiğini, hele hele bu dönem hakikaten çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar da can siparihane olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Umarım dediğin gibi dünyadaki en önemli turizm ülkelerinden bir tanesi olarak ve insani değerlerimizin çok yüksek olduğu bir ülke olarak hem bir vatandaş hem de bir seyahat acentasının sahibi olarak ben şunu söyleyebilirim. Çok hazırız. Evet. Çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Evet. Hem yerli turist için hem yurt dışından gelecek yabancı turist için Türkiye gerçekten turizm açısından bir cennet diyebilirim. Evet. Mete Bey, peki turizm sektöründe bu çalışanların da aşılanması çok çok konuşuluyordu. Bu süreç tamamlandı mı? Bir diğer taraftansa sektöre diğer ülkelerle birlikte bir rekabet getirir mi sizce? Ne gibi bir rekabet doğar ya da diyelim? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bahsettiğim gibi en yakın gelecekle ilgili bahsedeyim. Son bir aydır gezdiğim otellerdeki turizm çalışanlarının birçoğunun ikinci aşı, yani %60-70'inin tahminim ikinci aşılarının olduğunu bu hafta itibariyle, birçok çalışma arkadaşımızın da ilk aşılarını olduğunu hem yerinde gözlemledim hem de kendileriyle sohbetlerinde biliyorum. Yani Ege ve Akdeniz, hatta diğer bölgelerdeki turizm çalışanlarının çok büyük bir kısmı şu anda aşılaması gerçekleştirildi. Ama bu tabii, yani şimdi şöyle söyleyeyim, bir ülkenin vatandaşı olarak tabii ki çok mutlu oluyoruz bunu. Özellikle sağlık çalışanlarıyla beraber turizm çalışanlarının da öncelik alması. Çünkü onlar da hakikaten çok özel. Sadece bence o kişileri de korumak adına yapılmış olan bir çalışma olduğunu düşünüyorum bu. Hem Türkiye'den gelen
Türk tatilcilerimiz, hem yurt dışından gelen turistler bu anlamda oteller içerisinde hem de o gelen turistlerden çalışanlara geçme ihtimali olan vakalar durumunda çalışanlarımıza bir önlem alınmış durumda. Bu mutluluk verici ama bu ülkemizin geneline yayılması lazım. Önemli olan o. Yani çünkü hala duruyoruz. Vaka sayılarında evet belirli bir düşüş var. Ne yazık ki vefat sayılarında düşüş olmasına rağmen hala vefat eden vatandaşlarımız var. Umut ediyorum ki kısa zamanda tüm ülke insanı olarak hatta dünyadaki tüm insanlık olarak aşılanma süreci tamamlanır. Daha sağlıklı günlere ulaşırız. Çünkü her gün biz de işte onlarca haber kanalı seyrediyoruz. Evet. Birçok şeyi öğreniyoruz. Bir seneden aşkın bir zamandır bu illetle karşı karşıya olmamıza rağmen hala günümüzün en öncülüğü, en çok konuştuğumuz konu bu virüsle ilgili nasıl yaşamamız gerektiği. Buna bakıldığı zaman aşı en önemli faktör olduğu ortaya çıkıyor. Son günlerde doğru mu bilmiyorum ama aşılama hakkı olan kişilerin de aşılama olmadığı yönünde bir takım şeyler, bilgiler geliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama şu anda tahminim. Çünkü çok yakınlarım var benim. Hakikaten maskesini takan, çok ciddi önlemler alan ama ne yine de bu virüse yakalanan çok tanıdıklarım var. Şu anda aşılamanın bu virüsten korunmak için en önemli etken olduğunu gözlemliyoruz. Kesinlikle. İnşallah başta ülkemiz ve dünya insanlığı aşılama olur ve bir an evvel bu virüsten kurtuluruz. Evet. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ne yazık ki çok üzücü yine haberler alıyoruz. Virüsün etkilerinden dolayı can kaybı veya yoğun bakımda olan hastalık geçiren birçok vatandaşımız var ama ekonomiyle ilgili de bu süreçte çok yara alan, ekonomik şartlardan dolayı da daha başka hastalıklara kapılan veya bundan dolayı ne yazık ki işte vefat eden, üzüntüden vefat eden veya ekonomik şartlarla ilgili evine ekmek götüremeyen de insanlar var. Umut ediyorum ki hakikaten Türkiye güzel ülkemiz, güzel insanımız hakikaten hep iyilerle karşılaşmak için çok değerli bir ülke olduğumuzu düşünüyorum ben. Bu şeyle işte güzel günler, güneşli günler inşallah yakındır diye düşünüyorum. Mete Bey, peki kademeli normalleşme başladı diyoruz ya, iç turizmde işler nasıl gidiyor? Şöyle söyleyeyim ben size, bir kere şu çok net, hatta biz bu dönemde bir slogan geliştirdik. İşte geçen seneden beri herkesin de sektörde ağzında reçeteye tatil yaz dedik. Çünkü güzel bir tatilin biz insanların sosyal çevresinde, iş hayatında, aile hayatında çok büyük, çok güzel etkileri olduğunu düşünüyoruz ki 50 senedir bu sektörün içerisinde bir aile olarak ben de 35 yıldır işte Jolly şirketinin içinde 20 senedir de başında olan bir insan olarak bunu çok yakından gözlemliyoruz. Şimdi böyle düşünürsek biz 15-16 Mart'a kadar 2019 sayılarını geçmeye başlamıştık günlük satışlarda. Çünkü misafirlerimize zaten satın almada bir kolaylık sağladık ödeme şekliyle ilgili. Bunun yanında dedik ki 72 saat öncesine kadar hiçbir koşul belirtmeden rezervasyonunuzu iptal edebilirsiniz. Biz ödemenizin tamamını geri iade edeceğiz dedik. Zaten misafirlerimiz şirketimize, bizim gibi tabii çok değerli başka şirketler de var. Onlara da güven duyduğundan dolayı rezervasyonlarını çok yoğun bir şekilde yaptırdılar. Çünkü insanlar hakikaten evde sıkıldı. Yani ben bile mesela şöyle söyleyeyim, 3 gün bir yerde kalamam. Bir aydır Antalya'dayım, son 15 günde aynı otelin içinde geçirdim. Yani bu kadar tatile hakikaten açız, coşkuyla bir tatil yapmak istiyoruz. Güney sahillerimizin güzel denizlerinde denize girmek istiyoruz. Bunu gözlemliyoruz. Çok yoğun talep var. Bilhassa bu 17 günlük kapanma, şöyle söyleyeyim, eğer bir 5-6 gün önce bilgimiz olsaydı ben 17 günlük rezervasyon sayılarının son gün yaptığımızın 100 katı fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü bir gün içerisinde bile çok ciddi 17 günlük paket rezervasyon alan misafirlerimiz oldu. Doğru. Bugün itibariyle yoğunluk tekrar başladı. İnşallah bugün Cumhurbaşkanımızın bir takım açıklamaları var. Tabii merakla dinliyoruz çünkü her gün bir takım şeyler değişebiliyor. Çok böyle uzun vadeli planlamalar yapamıyoruz ama kısa ve orta vadede ben eminim ki turizm sezonu çok yoğun taleple karşılaşacağız. Buradan bir sesleniş, bir şey söylemek istiyorum. İç pazar çok önemli. Bunu hep söylüyoruz, hep söylüyoruz, hep söylüyoruz. Ama bu lütfen kelimede kalmasın. Türk misafirimiz
en iyi şartlarda, yabancı turistten daha iyi şartlarda. Çünkü evet. Bakın herhangi bir şey oluyor. Hemen de ciddi bürokrasi devreye giriyor. Bir takım evet. şeylerle ilgili, ülkelerle ilgili gidip görüşmeler yapılıyor. Turist çok önemli. Turist olmadan Türk turizmin zaten kalkınması mümkün değil. Turist evet, evet. gelecek, otellerimiz evet. dolacak, daha ciddi oteller açılacak, hizmet kalitesi artacak. Bunlar çok önemli. Evet, ama Bey. Hep diyoruz bakın her krizde diyoruz ki iç pazarın önemi, iç pazarın önemi. Bunu lütfen gerçekten söylemde değil, hı-hı. uygulamada hayata geçirelim. Burada tüm seyahat ajantası dostlarıma, tüm otelci dostlarıma hakikaten hepimiz çok özel ve zor bir dönem evet. geçiriyoruz. Ve baştan beri söylüyorum kol kola hep birlikte birbirimize güç ve destek vererek bu krizden çıkabiliriz. Tek kesinlikle. Başımıza bizim yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden bu dönemi özellikle bilhassa iç pazar için, Türk misafirlerimiz için ayrı bir özel değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha rica ediyorum buradan. Sizin Mete Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Umuyorum güzel bir yaz bizi bekliyordur ve herkes o tatil fırsatını yakalayabilecek. Hem ekonomik şartlarda tabii burada ön plana çıkıyor fiyat artışlarıyla birlikte maalesef ama umuyorum herkes yakalar ve dediğiniz gibi o reçetedeki yazan tatili gerçekleştirir. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi teşekkür yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Jolly Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar bizlere eşlik etti. Son bölümde böylece gün sonu burada noktalıyoruz. Kısa bir ara. Aradan sonra ise Stüdyo New York'la Eda Özdemir sizlerle oluyor.